Herkese merhabalar. Bu videomuzda uzaktan eğitim verimli olur mu, olmaz mı? Bunu konuşacağız. Şimdi pandemiyle birlikte hayatımıza iyiden iyiye yerleşen bir terim oldu uzaktan eğitim. Bundan daha öncesinde de vardı ama tercih edilmiyordu. Yine nereden geldiğini anlamadığım, hangi tecrübelerin sonucunda bu kadar sabit bir fikir haline geldiğini akıl erdiremediğim bir şekilde çok duyduğum şöyle bir cümle var. Uzaktan eğitim verimli olmuyor. Şimdi verimli işler verimlidir, verimsiz işler verimsizdir. Böyle saçma sapan bir cümle atacağım ortaya. Uzaktan eğitim de verimli olur arkadaşlar. Ve sınıftaki eğitim de verimsiz olabilir. Biliyorsunuz zaten yani sınıf eğitimlerimizin hepsi verimlilikten perişan olmuş durumda değiller. Yani öf ya sınıfta olduğu için ne verimli oldu bu ders diye kaç sınıf eğitiminden çıktık. Giriş yapışımdan anladığınız üzere ben bu konuda biraz taraflıyım. Yine her zamanki gibi şöyle düşünebilirsiniz. Hoca yine kendine yontuyor. Hani uzaktan eğitim hocanın işine geliyor. Salonundan ders veriyor, dışarı çıkmıyor vesaire. Doğrudur. Uzaktan eğitim benim inanılmaz işime geliyor arkadaşlar. Ama şunu da unutmamak lazım. İşini iyi yapamamak çok kötü bir şey. Uzaktan eğitim benim işimi iyi yapamamama sebep oluyor olsaydı hepinizden önce de ben kellesini uçururdum. Çünkü sonuçta biz iletişim üzerinden bir iş yapıyoruz. Eğitmenlik yaptığınız zaman eğitmeni olduğunuz öğrenciyle her seferinde yüz yüzesiniz. Yani uzaktan eğitimin süper olduğuna sizi ikna edip 10 saatlik eğitimin sonunda siz kandırıldığınızı fark ettiğinizde ben nasıl bir duruma düşeceğim? Hani samimi olarak uzaktan eğitimin düzgün olabileceğini düşünmüyor olsam bunu size pazarlama gibi bir şansım olmaz. Çünkü biz size abi bu kasa elma çok süper bir kasa elma bu. Bu elmayı al git bak bana dua edeceksin deyip uçup giden bir esnaf durumumuz yok bizim. Hani bütün eğitmen arkadaşlarımız için bu geçerli. Size anlattığımız şeyin arkasının dolu olup olmadığını siz görürken biz de yanı başınızda oluyoruz. Yani o yüzden lütfen işte ya tabii o adam öyle diyecek şeklinde yaklaşmayın. Benim de olabildiğince pozitif diyorum. Objektif şekilde bu konuya yaklaşmaya çalıştığımı aklınızda bulundurun lütfen. Şimdi bir değerlendirecek olursak uzaktan eğitim neden verimli olur ya da neden verimsiz olur? Şimdi burada tabii ki verimsiz olduğu olan uzaktan eğitimler var. Hani verimsiz uzaktan eğitimler vardır. Buna bir itirazım yok benim. Çünkü verimsiz eğitimler vardır. Uzaktan eğitim de yapısı gereği gelen bazı yeni dinamiklerden dolayı verimsiz olma riski yaşıyor. Bu dinamikler neler? İşte yan yana olmamamız, sizin beni dürtükleyememeniz, yani yanlış anlattığımda ya da sizi umursamadığımda bana bir tokat çakamamanız bu etkilerden biri olabilir. Eğitmenlerimizin alışık olduğu bir sistem olmaması, yani ben şimdi bugüne kadar sürekli uzaktan eğitim vermiyorduysam, uzaktan eğitimi vermeye başladığım ilk dönemlerde zorlanacağımdır. Yani bu gayet normal bir şey. Ve olmaması için eğitmenin mesai harcaması gereken bir şey. Mesela şöyle paylaşayım sizinle. Ben uzaktan eğitim vermeye başlayacağımı gördüğüm anda bu uzaktan eğitim işi nasıl düzgün yapılır diye uğraştım. İşte kamerayı nereye pozisyonlamalıyım, ışıklar nasıl olsa, mesela ben görünmeli miyim, görünmemeli miyim, mouse'umu uzaktan eğitimde benim mouse'umu öğrenci rahat görüyor mu? Mouse imleçleri denedim Windows'ta. Hani mouse'un etrafına sarı yuvarlak koydum vesaire. Bazılarınız biliyordur zaten bunları. Yani bunları yaptım. Öğrencilerden geri dönüş aldım. Ve dediler ki hocam ben mouse'u rahat görüyorum. Sarı yuvarlığa gerek yok dendi mesela. Sarı yuvarlaktan vazgeçtim. Hocam sesiniz böyle iyi gelmiyor dendi. Mikrofon tedarik ettik. İşte vesaire vesaire. Yani uzaktan eğitim verimsiz olmaz arkadaşlar. Yani ben bu konuda biraz da sinirliyim fark ettiyseniz. Yani biraz böyle uzaktan eğitim verimsiz oluyor diye topyekun bir yorum yapan arkadaşlara senin aldığın uzaktan eğitim verimsiz olmuş demek istiyorum. Şimdi uzaktan eğitimin verimsiz olması için bir tane önemli şey var, yol var. İnternet bağlantınız kötüdür. Bu kadar net. İnternet bağlantınız kötüyse ben sizin ekranınızı düzgün takip edemiyorsam uzaktan eğitim verimsiz olur. Siz benim ekranımı göremezseniz, ben sizin ekranınızı göremezsem uzaktan eğitim verimsiz olur. Bu da doğrudur.
Şimdi şu hezeyanlı bölümü atlayalım. Biraz böyle sakince basamak basamak sizlere anlatmaya çalışayım. Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimi bir karşılaştıralım. Şimdi yüz yüze eğitimin güzelliği insanız ve sosyaliz. Keyifli bir süreci oluyor. Aslında eğitim açısından uzaktan eğitimle birebir bugün tamamen özel dersler üzerinden konuşacağım. Sınıf dersinde uzaktan daha da zor oluyor. Bunu kabul ederim. Ama ben bugün tamamen özel dersler üzerinden anlatacağım bunu. Ki sınıf eğitimi de düzgün şekilde yapıldığında yine söylediğim o bütün yorumlar sınıf eğitimi için de geçerli olacak. Sizler özellikle bizim çalıştığımız alanlarda yani biz bilgisayar programları öğreniyoruz ya da öğretiyoruz. Her şeyi zaten ekrandan takip ediyorsunuz. Yan yana olsak da ekrandan takip ediyorsunuz. Benim gözüme yüzüme bakarak değil, projeksiyonun duvara yansıttığına bakarak mesela sınıf eğitimlerinde programı öğreniyor oluyorsunuz. Özel derslerde yan yana bilgisayarlarımızı açıp çalıştığımızda da bana değil monitörüme bakıyor oluyorsunuz. Bu yüzden de öğrenim mekaniği süreci açısından uzaktanla yakındanın bir farkı yok. Dediğim gibi sadece bu bakma işlemini gerçek hayatta her zaman sorunsuz gerçekleştirebiliyorsunuz. Uzaktan eğitimde ise internetiniz kötüyse bakamazsınız. Ya da bakmanızı sağlayan altyapı, işte Zoom kullanırsanız, TeamViewer kullanırsanız, bu altyapı o gün çalışmıyorsa sorun yaşarsınız. Ki oldukça fazla uzaktan eğitim veren birisi olarak bugüne kadar ders yapamadığım hiç olmadı. Kötü bağlantısı olan arkadaşlarım bazen biraz işte görüntüleri geriden geldi vesaire. Bu arada böyle bir mekanik fark var. Onun haricinde yan yana olduğumuz zaman yani ben size bir kahve alıp geliyorum ya da bazen öğrenci benim kahvemi alıp geliyor. Hani şey olarak iş olmasının yanı sıra sosyal de bir ortam oluyor. Bunu kabul ederim. Siz bu sosyal ortamı muhakkak istiyorsanız ya ben birisiyle sohbet eder gibi öğrenmek istiyorum derseniz ki şu anda da sizinle sohbet ediyoruz. Ama yok yok ben yanımda nefesi suratıma vursun istiyorum diyorsanız hani öyle söyleyeyim. Bu konuda haklısınız. Uzaktan eğitim sizin için doğru bir yöntem olmayacaktır. Ama program öğrenme yöntemi açısından baktığımızda söylediğim gibi yan yana olmaktan bir farkı yok. Şimdi benim tarafımda hatta yan yana olmaktan daha verimli bir yöntem uzaktan eğitim. Bunun sebebi de şu. Şöyle arkamdaki monitörleri görürseniz ben iki monitörlü bir sistemde çalışıyorum. Şu anda odamda olmayan, odamın dışında olan bir bilgisayar kasası var. Bir de artı olarak bir laptop var. Yani çalıştığım donanım bu. Ben bu sistemin içerisinde çalışırken şöyle oluyor. Yandaki monitörde öğrencimin ne yaptığını görüyor oluyorum. Hani onun ekranını takip ediyor oluyorum. Kendi monitörümde de kendim çiziyor oluyorum. Yani kendi çizdiğimle öğrencinin yaptığını sürekli yan yana ben görüyorum. Ve bu inanın sınıf eğitiminde ya da bir kafede birlikte oturduğumuzda ya da evime gelen bir öğrenciyle yan yana oturduğumuzda öğrencinin ekranını ben bu kadar net takip edemiyorum. Yani eğitmen tarafında aslında normalde olduğundan daha da güzel. Çünkü bilgisayarın önünde oturan arkadaşa ya ben bir bakayım demeniz gerekmiyor uzaktan eğitim tarafında. Öğrenci tarafında handikaplı olan bir durumu var. Bunu itiraf edelim madem şu anda. Eğer siz öğrenci tarafında iki monitörünüz yoksa, iki tane görüntü sağlayacak cihazınız yoksa, hani bir cihazdan beni takip edip bir cihazdan da kendiniz çalışmıyorsanız yan yanadan bile daha iyi oluyor diyemiyorum. Yan yana kadar iyi oluyor diyebiliyorum. Bunu da şöyle yapıyoruz. Zaten iki monitörünüz varsa mekaniğini az önce anladınız. Tek monitörünüz varsa da şöyle yapıyoruz. Ben sizin monitörünüz üzerinden sizi yönlendirerek daha çok ders anlatıyorum. Hani benim yaptığımı gördünüz mü, benim ekranımı gördünüz mü demeyi bırakıyorum. Daha çok size zaten uzaktan eğitimde biliyorsunuz mouse'unuzu kontrol altına alabiliyor eğitmenlerimiz. Mouse'unuzu alıp size bakın şurada şu düğmeler var. Bakın bu düğmeyi böyle kullanınca şöyle olacak diye bir anlatım yapıp aynı normal derslerde yaptığımız gibi. Ama bu sefer eğitmenin ekranına ya da projeksiyona değil de kendi ekranınıza bakarak dersi dinliyorsunuz. Sonra hadi şimdi de siz yapın dediğimde siz yine kendi ekranınızda yapıyorsunuz. Aslında benim ekranımı hiç görmediğiniz bir
düzen oluşmuş oluyor. İlla ki benim ekranımı görmeniz gerekirse tek monitörlü olduğunuzu düşündüğümüz senaryolarda benim ekranımı da aşağıdan yukarı çıkarıp ha sizde öyle mi olmuştu diyebiliyorsunuz. Yani yine bakabiliyorsunuz. Sadece aynı ekranı mesela benim çok geniş ekran olan bir öğrencim var. Aynı ekranın sağ yarısında kendi çalışması, sol yarısında beni takip ediyor. Hani bu sizin donanımınıza göre de değişebiliyor. Ama sadece laptopunuz varsa bile, küçücük bir ekranda çalışıyorum hocam ben zaten diyorsanız bile, zaten bu sefer de sizin o tek ekranınızı bizim çalışma ekranımız yapıyoruz. Ben anlatımımı da o ekranda yapıyorum. Sizi de siz çizerken takip edip yönlendiriyorum, müdahale ediyorum. Yani uzaktan eğitimlerimizin mekaniği bu şekilde. İşte bu yüzden de yan yanayken bile birbirimizin ekranını bu kadar net görmüyorken uzaktan eğitimde çok daha net görebiliyoruz. Bu da benim işte ya uzaktan eğitim verimsiz oluyor denildiğinde biraz böyle heyheylenmeme sebep oluyor. Yani uzaktan eğitimin verimsiz olmasının kendi mekanikleri içinde hiçbir sebebi yok. İnternet hızınızın eksikliği haricinde. Uzaktan eğitim verimsiz oluyorsa biz verimsizizdir. Hani öğretmeniniz verimsizdir. Öğrenci verimsizdir. Yani kafasını vermiyordur. Mesela uzaktan eğitim verimsiz oluyor zaten. Ön yargısının arkasına saklanıyordur. Burada genç arkadaşlarımıza biraz taş atmış olayım. Öğrenisi yoktur programı. Babası göndermiştir kursa. Ve işte ne zaman bir şeyi yapamasa ya uzaktan eğitim zaten verimsiz oluyor. Bunu söyleyen arkadaşlarımıza kötü bir haberim var. Sınıfta da olmaz. Yüz yüze de olmaz arkadaşlar. Yani bir şeyleri etiketleyip böyle bir ön yargı oluşturup onun üstünden gitmeyi çok seviyoruz. Ama aslında biraz bir düşünmemiz lazım. Ben zaten bu arada lütfen yani böyle sizlere yükleniyormuşum gibi bir video oldu. Dediğim gibi bu konuda biraz heyheylerimin üstümde olduğu için. Ama aslında bir düşündüğünüzde zaten bu sohbeti ettiğimiz bütün öğrencilerimiz aslında doğru söylüyorsunuz dediği için ben bu sohbeti sizinle yapmak istedim. Çünkü ya işte yan yanayken ben sizin monitörünüzü görüyordum, uzaktan da göremiyorum gibi bir durum yok. Yan yanayken siz benim bilgisayarıma gelip yardım ediyordunuz, uzaktayken yapamıyorsunuz bunu gibi bir durum yok. Sizin bilgisayarınıza yine bağlanıp çalışabiliyorum. Bunları zaten bir düşündüğümüz zaman ha aslında evet demek ki bizim uzaktan eğitim neden verimsiz olmuş? Çünkü bazılarınız bu tecrübeyi yaşadığınızı bildiğim için böyle söylüyorum. Yani bunu söyleyen arkadaşlar şu yüzden söylüyorlar. Bir mesela üniversite dersinde ya da bir lise dersinin son dönemlerde bir kısmını uzaktan almış oluyorlar. Ve oturmamış bir sistem içerisinde kötü bir ders deneyimi yaşıyorlar. Ve diyorlar ki hocam uzaktan eğitim kötü oluyor. Hani sizin o uzaktan eğitim kötü olmuş, haklısınız. Ama benim tavsiyem o ön yargıyla bütün değerlendirmeyi yapmamanız. Hatta şöyle yapalım. Hatta uzaktan eğitimin çok ciddi bazı artıları var. Bunları paylaşayım ve videomuzu bitirelim. Uzaktan eğitim sayesinde eğitim saatlerinizi inanılmaz esnek yapabiliyoruz. Yani siz bana şu anda gün içerisinde ulaşıp hocam bugün ders yapsak olur mu diyen Ankara'da yaşayan öğrencilerim var. Hani 2 saat önce yazıyor, 2 saat sonra dersini alıyor uygunluğum varsa. Bunu uzaktan eğitim haricinde hiçbir şekilde yapamazsınız. Yani beni arayıp 2 saat sonra Beşiktaş'ta şu kafede buluşalım bir çalışalım diyemezsiniz bana günün ortasında. 3 gün önceden 5 gün önceden planlamış olmak zorundayız. Ve planladığımız bir dersi iptal ederseniz ben ve o dersin günü gelmişse o gün gelemiyorum hocam ben derseniz ben size yüzümü ekşitirim. Mesela uzaktan eğitimde bunu da yapmıyoruz. Yani zaten evimdeyim. Zaten siz de evinizdesiniz. Ya da ne yapıyorsanız oradasınız. Ve bir şey oldu dersi yapamayacaksınız. Beni dersten yarım saat önce hatta 10 dakika önce bile arayıp hocam ya bugün ben bu dersi yapamayacağım dediğinizde ben zaten ne yapacağım? Sizinle ders yapmak yerine bir kahve koyup içeceğim. Yani benim açımdan da tatsız bir durum olmuyor. Çünkü yüz yüze eğitim için sizinle bir yerde bir araya geleceğimiz şekilde ben yola çıkmış olsaydım ve siz bana gelemiyorum deseydiniz üzgünüm ama o dersi yapmış gibi sayar ücretini de alırdım. Yani uzaktan eğitimin
böyle güzel bize getirdiği avantajları da var. Yani zaman anlamında inanılmaz esnek olmamızı sağlıyor. Birbirimize ulaşmak anlamında inanılmaz rahat olmamızı sağlıyor. Uzaktan eğitimin zaten aslında biliyorsun sınıf eğitimi de olsa ne yapıyoruz? Bazen sıkıştığımız zaman WhatsApp'tan vesaire sorular soruyoruz. İşte sınıfta anlattığım bir öğrenciye ben mesela şunu söylemem. Hadi o zaman gel uzaktan bir bağlan bu sorunu çözelim. Ama zaten sürekli uzaktan çalışıyorsam sınıfa gitmek gibi bir zaten o işe ayrılmış bir sürem yoksa mesela hadi o zaman bir yarım saat çalışalım her zaman diyebiliyoruz. Yani uzaktan eğitimin bu esnekliğinin verdiği avantajlar da aslında olabildiğince güzel, göz ardı edilmemesi gereken noktalar. Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimi karşılaştırıp değerlendireceğim bir video olsun diye planladığım bu video şeyde, bu içeriğimizde ben uzaktan eğitimin ne kadar süper olduğunu anlatmış oldum. Lütfen taraflılığımdan dolayı kusuruma bakmayın. Ama internet dediğim gibi yok ben arkadaşlarımda 36 derece bir vücut olacak benim. Ya da benim internetim çok kötü ben onu yapamıyorum. Ya da benim bilgisayarım yok. Mesela bunda haklısınız. Benim bilgisayarım yok. Benim ders aldığım yerin bana bilgisayarı ve ortamı sağlaması gerekiyor diyorsanız bunlar da tabii ki uzaktan eğitim almamak için haklı sebeplerinizdir. Uzaktan eğitimi seçmeme konusunda umarım yardımcı olan bir video olmuştur. Dediğim gibi aslında ben çok taraflı olan kendi fikrimi hani çok taraflı demeyeyim de çok net bir şekilde bir tarafa yakın olan kendi fikrimi sizlere beyan etmiş oldum. Ama bu fikre nasıl ulaştığımı açıkladığım noktalarda da sizlerin kendi değerlendirmelerinizi yapabileceğiniz bilgiler paylaşmışımdır umarım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.